Borsa İstanbul piyasa analizini sunar. Piyasa analiz programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Harika Ertunç. Güzel bir hafta başlangıcı diliyorum. Öncelikle günün öne çıkan haberlerini aktaracağız sizlere. Ardındansa sosyal medyaya ilişkin detayları konuşacağız. Hak ve sorumluluklarımız nedir? Ne gibi aksiyonlarda ne gibi cezai sorumluluklar oluşur? Bunları uzman konuğumuzla konuşacağız. Evet, haber başlıklarına bakalım. Ağrı'da yolcu otobüsü iki kamyona çarparak yandı, 7 kişi hayatını kaybetti. Ağrı'nın Tutak ilçesinde frenin patladığı belirtilen yolcu otobüsü karşı şeride geçerek iki kamyona çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, afat ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası çevredekilerin söndürmeye çalıştığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken ikisi ağır, 11 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos yolu uzun süre trafiği kapalı kaldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, savcılığın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Evet, ikinci başlığımıza bakalım buradan. IMF Başkanı Georgieva, küresel enflasyon zirveye yakın olabilir dedi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, enflasyonda küresel çapta yükselişin sonuna yaklaşılmış olabileceğini ancak enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceği tahminini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta açıklanacak enflasyon verisi öncesi konuşan Georgieva, merkez bankalarının enflasyonla mücadeleyi birinci öncelikleri olarak gördüğünü ve bu konuda haklı olduklarını görüyoruz. Eğer başarılı olmazsak ve enflasyon çıpalanırsa büyümenin de temeli olan fiyat istikrarının tehlikeye gireceğini görebiliriz değerlendirmesinde bulundu. Enflasyonun hedef seviyelere düşmesinin daha da zorlaşacağını belirten Georgieva, eğer tedarik zincirinde çeşitliliğin arttığını görürsek bu enflasyonda kaçınılmaz olarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olacaktır değerlendirmesi yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisinin %8.2'lik rekor seviyeden %7.9'a gerilemesi bekleniyor. Bir diğer başlığımıza bakalım buradan. Guterres, insanlık ya dayanışmayı ya da toplu intiharı seçecek dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda yaptığı konuşmada küresel ısınma konusunda dünyanın ya dayanışmayı ya da toplu intiharı seçeceğini söyledi. Küresel ısınma ve artan etkileri karşısında insanlığın işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bunun yapılmaması durumunda insanlığın yok olacağı uyarısında bulundu. İklim cehennemine giden otoyoldayız ve ayağımız hala gaz pedalında diyen Guterres, hayatımızın mücadelesini kaybediyoruz diyerek endişelerini dile getirdi. Guterres, dünyanın en zengin ve en yoksul ülkeleri arasında fosil yakıtlardan geçişi hızlandırmak ve yoksul ülkelerin emisyonları azaltabilmeleri için hali hazırda meydana gelen ısınmanın kaçınılmaz etkileriyle başa çıkabilmelerini sağlamak ve gereken finansmanın sağlanmasını hızlandırmak için bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu. Guterres, sera gazı emisyonları artmaya devam ediyor, küresel sıcaklıklar yükselmeyi sürdürüyor, gezegenimiz iklim kaosunun geri dönüşü olmayan noktasına
hızla yaklaşıyor şeklinde dramatik açıklamalarda bulunmuş efendim. Gidelim buradan bir Twitter'ı konuşalım. Twitter'da taklit hesaplar uyarılmadan kapatılacak. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya şirketinde başka bir kişinin üzerine açılan hesapların artık uyarılmadan kalıcı olarak kapatılacağı tehdidinde bulundu. Elon Musk, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda bundan sonra parodi hesap olduğunu belirtenlerin dışında başka bir kimlik kullanarak açılan taklit hesaplar kalıcı olarak kapatılacak ifadesini kullandı. Twitter'ın bu açıklamasından önce şirketteki işten çıkarmaları protesto etmek için sosyal medyada kimliğini Elon Musk olarak değiştiren kişilerin hesabı kapatılmıştı. Twitter daha önce de bu yönde bir karar almış ancak hesap kapatılmadan önce kullanıcıların uyarılması politikasını benimsemişti. Yeni uygulamaya göre sahte ismi kullananların hesabı sıfır tolerans ilkesiyle uyarılmadan kapatılacak. Elon Musk geçen hafta yaptığı açıklamada satın aldığı Twitter'ın mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını açıklamıştı. Öte yandan Twitter hafta sonu Hindistan'da çalışanlarının %90'ını işten çıkardı. Çıkarılan kişilerin %70'i teknik ekipte yer alanlar oluşturdu. Ayrıca pazarlama, kamu politikası ve kurumsal iletişim birimlerinde yer alan bazı çalışanların da işlerine son verildi. 4 Kasım'da işten çıkarmaların başlayacağını çalışanlara e-posta ile bildiren Twitter, işten çıkarmaların şirketin başarısının devamı için gerekli olduğunu bildirmişti. Birazdan uzmanımızla biz de bu konuları detaylandıracağız. Şimdi son başlığımızı sizlere aktaralım. Laboratuvarda geliştirilen kam dünyada ilk kez klinik deneyde insanlara nakledildi. İngiltere'deki araştırmacılar laboratuvarda geliştirilen kanın dünyada ilk kez klinik bir deneyle insanlara nakledildiğini duyurdu. Araştırmacılar bu deney kapsamında ilk etapta birkaç kaşık dolusu kadar küçük miktardaki kanın insan vücudunda nasıl bir etkiyi göstereceğini mercek altına alacaklar. İngiltere'de 10 sağlıklı insan üzerinde başlayan bu klinik çalışma kapsamında laboratuvarda geliştirilen ve nakledilen kan bu kişilerin vücutlarında radyoaktif bir maddeyle işaretlenerek izleniyor aynı zamanda. Kan naklinin büyük kısmının her zaman bağış yapmak için düzenli olarak kan alma merkezlerine gelen insanlardan geldiğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kazalar veya ameliyatlar sırasında hayati önem taşıyan ancak çok nadir bulunan ve elde edilmesi zor olan kan gruplarını öncelikli olarak üretmeyi hedefliyorlar. Bununla birlikte orak hücreli anemi hastası olanlar sürekli ve düzenli olarak nakil ihtiyaç duyulduğu için de bu buluş onlar için de önem taşıyor diyelim ve devam edelim. Çin'in ticaret fazlası Ekim ayında hafif bir artış kaydederek 85.15 milyar dolar olurken ihracat 29 ay sonra ilk kez geriledi. Ekim ayında tahminlerin gerisinde kalan Çin ticaret fazlası hafif artışta 85.15 milyar dolar olurken ihracat 29 ay sonra ilk kez geriledi. Veri öncesinde ticaret fazlasının geçen yılın aynı ayındaki 84.74 milyar dolardan 95.95 milyar dolara çıkması bekleniyordu. Deniz aşırı talebin yavaşlamasının etkisiyle ihracat %4.3 artış beklentisinin aksine artan maliyet baskısı ve gerileyen deniz aşırı talebe bağlı olarak %0.3 ile Mayıs 2020'den beri ilk kez geriledi. Önceki ay ihracat %5.7 artmıştı. Aynı şekilde ithalatta %0.1 artış beklentisinin aksine Covid kapanmalarına bağlı zayıflayan iç talebin etkisiyle Ekim ayında %0.7 geriledi. Bu Ağustos 2020'den beri ithalatta kaydedilen ilk gerileme olarak kayıtlara geçti. Ekim ayında otomotiv ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla %1.8 artarak 2.65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Ekim ayında otomotiv ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla %1.8 artarak 2.65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre Ekim ayında otomotiv ihracatının toplam ihracat içindeki payı ise %12.4 seviyesine gerçekleşirken 10 aylık dönemde ülkenin toplam ihracatı ürün grupları içinde ise ikinci sırada yer aldı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, otomotiv ihracatındaki artışın küresel resesyon riskine ve Euro bölgesinde artan daralmaya rağmen devam ettiğini belirterek sektörel ihracatta otomotiv yine ilk sırada yer aldı. En fazla ihracat yine tedarik sanayi tarafından gerçekleştirildi. Otobüs, minibüs, midibüs grubu ihracatı çift haneli artış kaydetti. Almanya, Belçika ve Rusya'ya yönelik ihracat çift haneli artış kaydetti dedi. Tedarik sanayi ihracatı Ekim'de %13 artarak 1 milyar 69 milyon dolara ulaşırken binek otomobil ihracatı %20 gerileyerek 748 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %4 kayıpla 449 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise %95 artışla 214 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu alan en büyük pazar olan Almanya'ya olan ihracat %15, Rusya'ya %29, Romanya'ya %42, Polonya'ya %16 artış kaydetti. Avrupa Birliği ülkelerine toplam ihracat Ekim'de %1 artarak 1 milyar 79 milyon dolara yükselirken bu ülke grubu toplam ihracattan %67 pay aldı. Aynı ayda Afrika'ya ihracat %32 gerilerken bağımsız devletler toplumuna ihracat ise %26 arttı. Bu ayda otobüs, minibüs, midibüs grubu ihracatı da %31 artarak 140 milyon dolar oldu. Merkez Bankası'nın Ağustos-Eylül döneminde politika faizini 350 baz puan indirmesinin ardından tüketici için en ucuz finansman aracı kredi kartı oldu. Merkez Bankası'nın Ağustos-Eylül döneminde politika faizini 350 baz puan indirmesinin ardından kredi kartı tüketici için en ucuz finansman aracı haline geldi. Dünya Gazetesi'ne yer alan habere göre Ekim ayında politika faizinin 150 baz puan inmesiyle Merkez Bankası referans faiz oranı %0.95'e, bağlı olarak yeniden belirlenen kredi kartı işlem faizi %1.5'e, gecikme faiz oranı %1.83'e geriledi. Kasım 2022 itibariyle ihtiyaç kredisi faizi ise %30.88. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu %85.51'e yükselirken aylık enflasyon %3.54 seviyesine gerçekleşti. Ağustos ayında 1.83 seviyesinde bulunan kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranı Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından %1.5 seviyesine çekildi. Aynı habere göre bankalar genel olarak kredi kartından 20 bin liraya kadar nakit çekimine izin veriyor ve bu tutarı en fazla 12 ay taksitlendiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 28 Ekim itibariyle bankacılık sektörüne toplam kredi kartı harcamaları 363.9 milyar lirayla rekor seviyeye ulaşırken 2021 yılı sonuna göre kredi kartı harcamaları %76.4 oranında arttı. Bu dönemde ihtiyaç kredilerindeki artış %29 oldu. Apple, Çin'deki Covid kısıtlamalarından dolayı iPhone 14 üretiminin geçici olarak azalacağı konusunda uyarıda bulundu. Apple tarafından yapılan açıklamada Çin'in Zhengzhou kentindeki birincil iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max montaj tesisindeki COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 üretiminin geçici olarak azaltıldığına dikkat çekildi. Daha önce bu yıl 90 milyon iPhone 14 üreteceğini öngören şirket bu beklentisini 87 milyon adete çekti. Foxconn tarafından işletilen önemli ölçüde azaltılmış kapasiteyle çalışan fabrika için Apple daha az ünite göndereceği ve müşterilerin cihaz sipariş ederken daha uzun bekleme süreleri yaşayacağı konusunda uyardı. Apple'ın uyarısı talebi karşılamakta zorluk çektiği için aralık çeyreğinde daha az iPhone satma olasılığını gündeme getiriyor. Daha önce geçen ay aralık çeyreğinde yavaşlayan büyümenin sinyalini vermişti. Geçen hafta Çin, Apple'ın iPhone üretiminin çoğunu yaptığı Zhengzhou'da sokağa çıkma yasağı emri verdi. Reuters'a göre Çin'deki fabrika COVID politikaları ve salgınları nedeniyle tesisten kaçan çalışanlarla boğuşuyor. Evet, şimdi stüdyo konuğuma döneceğim. Avukat Sefa Karcıoğlu bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun.
Malum bu aralar sosyal medya ile alakalı konular gündemden düşmüyor. Her gün yeni bir şey konuşuyoruz. Zaten sürekli olarak bir devinim içerisinde. En çok da şu aralar konuştuğumuz konu elbette Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve bu cephede yaşanan gelişmeler. Kullanıcıları da doğrudan ilgilendiren gelişmeler olduğu için en çok bu aralar konuşulan mavi tiki ayda 8 dolar meselesi. Evet. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da Elon Musk da bunun bir diplomatik müzakere geliştirilebileceğini, belki Türkiye için 8 dolar olmayabileceğini söylemişti. Bu cephede işte işten çıkarmalar var vesaire, kullanıcıların kullanım alışkanlıkları nasıl değişecek, karman çorman bir hal var. Sefa Bey, nasıl yorumluyorsunuz buradaki hali, gidişatı? Şimdi şöyle biraz nasıl aldığından da kısaca bahsedeyim. Aslında bu süreç de 12 Nisan'da başladı. 12 Nisan'da Elon Musk Twitter'daki geri kalan hisseler, aslında %9.2 Twitter'a hissedardı. Geri kalan hisseleri de satın almak için teklifte bulunduğunu söyledi ve hemen kısa bir süre sonra, 11 gün sonra da Twitter hissedarlarla, büyük hissedarlarla anlaştığını ve burayı satın alacağını, hatta hisse başına da 54.2 dolar ödeyeceğini duyurmuştu. Süreç tamamlanmasını beklenirken Elon Musk bu noktada bot hesaplarının çok fazla olduğunu, sahte hesapların çok fazla olduğunu, bu nedenle de satın alma işleminden vazgeçtiğini duyurmuştu. Konuya yargıya taşınmıştı ve yargıda en son 28 Ekim'e kadar satın almanın gerçekleşmesi gerektiği yönünde bir karar verdi. Elon Musk ya tazminat ödeyecekti ya da bu noktada satın almayı gerçekleştirecekti. Bu noktada da Elon Musk bir ikili analiz yaptırdı. İki şirkete, bu iki şirketten bir tanesi bot hesapların ve sahte hesapların %11 olduğunu, diğeri de %5 olduğuna rapor etti ve Elon Musk bunu satın almaya karar verdi. Şimdi bu satın aldığında aslında baktığımızda da çok karlı bir şirket olmadığını görüyoruz. Yani bu şirketin halka açık bir şirket, 13.6 milyar dolarlık bir değeri var ve 7 milyarın üzerinde de bir borcu olan bir şirketten bahsediyoruz. Yani 5,5-6 milyar dolar bir öz kaynağı olan bir şirketi 44 milyar dolar gibi bir bedele satın aldı. Evet, ama işte alan kişi Elon Musk olunca insan pek fazla sorgulamıyor bir dahi olmasından mütevellit. Ya tabii başarılı bir iş adamı. Hani kamuoyunda bilinen birisi ve çok önemli projelere imza attı. SpaceX'i var, işte Neuralink'i var, Tesla'sı var. Dolayısıyla dünyaya da yön verecek. Dünyada birçok sektörde de öncü ve lider konumunda da ve aslında da bir taraftan da sempatisi de olan birçok kişinin de örnek aldığı bir fazla kişi. Fazla magazinel de yönleri olduğu için aslında çok da böyle tanınmış bir kişilik. Evet, dolayısıyla yani kamuoyunda da aslında bir güven var. Özellikle mesela bunun kripto tarafı da var. Mesela Twitter'dan da kriptolarla ilgili de bir takım paylaşımlar yaptı. Orada bir takım kağıtların, yani bir takım coinlerin orada artmasına sebebiyet verdi. Spekülasyonlar olduğu söylendi. Hatta işte bu bahsettiğiniz ödemelerle ilgili kriptolardan da bir ödeme yapılacak. Bunlar tartışıldı. Hatta çok önemli bir borsa 500 milyon dolar karşılıksız bir yatırımla ilgili yardım yaptığını biz biliyoruz. Dolayısıyla kamuoyunda çokça tartışıldı ama artık Elon Musk oranın %100 sahibi oldu. Hatta elinde bir lavaboyla Twitter'ın genel merkezine girdi ve dedi ki ben artık burayı temizleyeceğim. Yani asıl amacı, kendisinin iddiası şu: yani burada çok fazla sahte hesap var, bot hesap var ve burada ciddi bir bilgi kirliliği var. Ben bunları temizleyeceğim. Dolayısıyla ben burada artık bir içerik üretecek bir yer haline getireceğim. Aslında Elon Musk'ın son zamanlarda yaptığı açıklamalardan burayı bir YouTube'a benzer bir platforma getireceği ve burayı kâra geçiren bir şirket. Çünkü bu Elon Musk yani tüccar. Dolayısıyla buradan kâr elde etmesi lazım. Baktığınız zaman çok sayıda dünyaya yön verecek projelerin sahibi olan kişi ama burada da işte medya tarafında da çok önemli, dünyanın en aktif kullanılan ve aslında en prestijli de dediğimiz, bir taraftan çöp tarafı var elbette ama prestijli olan dünyanın liderlerinin, siyasetçilerin, sanatçılarının, dolayısıyla fikir önderlerinin hepsinin kullandığı bir platform. Tabii bu platformu ele geçirmek önemli. Çünkü burada hazır bir veriyi alıyorsunuz. Hazır bir kullanıcı var, hazır bir alışkanlıklar var. Dolayısıyla burada ciddi bir hazır bir pastı var. O yüzden Elon Musk burayı 44 milyar dolar daha vererek yani satın aldı. Yani tamamen finansal bir endişeyle yaklaşmadı konuya aslında. Stratejik gücünden de yararlanmaya kesinlikle çalışmış. Öyle. Çünkü yani bir taraftan baktığımızda çok ciddi bir kişisel veri var. Algoritmalar var. Kişilerin orada, yani Twitter'ın şöyle bir özelliği var. Yani
yani kullanıcılar nezdinde burada 240 milyon yaklaşık kullanıcısı olduğunu biz biliyoruz. Kullanıcılar nezdinde Twitter aslında anlık toplumsal olaylara vereceğimiz tepkileri yansıttığımız yer. Evet. Dolayısıyla siyasi görüşümüzü, sosyal yaşantımızı, alışkanlıklarımızı, bizi biz yapan birçok veriyi paylaştığımız bir yer. Dolayısıyla kişilere özel reklam da yapılabilecek bir yer haline geliyor. Ya da bir nebze işte Analytica skandalında da biz bunu görmüştük. Kişisel verileri ele geçirip onlar kötüye kullanılarak yönlendirilebilir bir hale de geliyor. Dolayısıyla Elon Musk tabii burada temizlik yapacağını söylüyor ve ben bu noktada şeffaf bir ortam yapacağını ve bu noktada da platformda kullanıcılara bazı ayrıcalıklar tanıyacağını söyledi. Gelelim 8 dolarlık bir şey, mavi tike. Sizin var mı mavi tike? Mavi tikim yok. Yani evet öyle. Ben çok eski bir kullanıcıyım ama çok aktif değildim uzun zaman ama bununla ilgili de tabii bir takım kriterleri olsaydı var. Olsaydı öder miydiniz peki? Ben öderdim. Dolar. Çünkü bu aslında şöyle bir şey var. Hakikaten bir taraftan Twitter'a baktığınız zaman çöp bir tarafı var. Kesinlikle. Ve orada bot hesaplar var, anonim hesaplar var. Çok ciddi tehlike adınıza bir hesap oluşturup kesinlikle oradan öyle böyle fikir, çöp fikirler üretmek, bir şeyler yazmak sizin itibarınız ve prestijiniz adına da ciddi tehlike oluşturabilen bir durum. Kesinlikle. Çünkü ben de bir taraftan baktığınızda hani kendi düşüncelerimi paylaştığım bir platform ve aktif bir şekilde kullandığım bir yer. Dolayısıyla bir başkasının benim fotoğrafımı ve ismimi kullanarak benim adıma söylemediğim düşünceleri ya da kabul etmediğim fikirleri orada paylaşmasını elbette ki kabul etmem. Bu diğer taraftan zaten Türk Ceza Kanunu kapsamında bizim yasalarımıza göre suç. Ama tabii Twitter'ın bu bilgileri vermiyor olması şimdiye kadar birçok ülkeye bu noktada da sıkıntılar vardı. Hatta birkaç gün önce bir parodi hesap yapıldı. Elon Musk'lı bir sanatçı, komedi sanatçısı ki 2 milyon takipçisi olan bir mavi tikli bir kullanıcı ismini Elon Musk olarak değiştirdi ve Elon Musk'ın fotoğrafını koydu. Bunun üzerine Elon Musk yeni kurallar çerçevesinde kullanıcının hesabını tamamen süresiz olarak askıya aldığını ve duyurdu. Ve bunu uyarmadan yapacağız. Yani az önce izleyicilerimize aktardığımız başlıklardan da birisi oydu. Bu sefer sıfır tolerans ilkesiyle uyarmadan kapatacağız o hesapları dedi. Kesinlikle daha önce uyararak bunu yapıyorlardı. Bu çok önemli. Aslında çok da bir güven verici bir hareket. Dolayısıyla ben bunu da önemli buluyorum. Yani eğer Twitter... Ama yanlışlık olursa insanın kendi öz hesabı da kapanabilir. Böyle şeyler de yaşanıyor. Ve Türkiye'de Twitter'ın da bir temsilciliği olmadığı için, Twitter hiçbir şeyi paylaşmadığı için ulaşıp hesabınızı almak zor olmuyor mu Sefa Bey? Şimdi hemen söyleyeyim. Aslında yani isim değişikliği ya da fotoğraf değişikliğini insan yanlışlıkla yapacağını düşünmüyorum. Mutlaka bir kast vardır. Tabii ki. İsim benzerlikleri olabilir elbette. Ama şöyle bir şey var. Cümlenize ek olarak söyleyeyim. Türkiye'de son değişen dezenformasyon yasası olarak da bilinen bir takım sosyal medya yasasında değişiklik olmuştu biliyorsunuz. Evet. O maddede hep 29. madde gündeme geldi ama aslında bir önemli maddede 34. maddeydi. 34. madde kapsamında Twitter gibi günlük erişimi 1 milyon üzerinde olan şirketlerin Türkiye'de artık Türk temsilcisi ve Türkiye'de ikamet eden bir vatandaş olan bir şirket kurma yükümlülüğü getirilmiş oldu. Hı hı. Dolayısıyla bir kolluk kuvveti ya da savcılık ya da mahkeme bir hesabın kime ait olduğuna ilişkin bir bilgi talep ettiğinde artık bu zorunlu olarak verilmesi zorunluluğu getirilmiş oldu. Peki sizce hayır biz temsilcilik açmak istemiyoruz bunun yerine tamamen çıkarız sizin pazarınızdan gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Elbette bu bir seçim. Ama ben şahsi olarak bunu mümkün görmüyorum. Hı hı. Şöyle mümkün görmüyorum. Çünkü Türkiye'deki kullanıcı sayısı Avrupa'daki ortalamanın çok çok üstünde. Hı hı. Hem genç nüfusumuz fazla hem aktif olarak geçirdiğimiz saat olarak da baktığınız zaman Türkiye çok ciddi bir pazar. Ve çok, nitelikli. Çok nitelikli ve ciddi bir gelir de elde ediyorlar. Evet. Dolayısıyla hem Türkiye gibi çok büyük bir nüfusun olduğu bir yerden kendi rızasıyla çekilmesi mümkün değil. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Bu eleştirildi. Mesela birkaç ay önce İrlanda Veri Koruma Otoritesi DPC Meta'ya 225 milyon euro ceza kesti. Neden? İşte WhatsApp'taki bir takım bilgilerin izinsiz olarak Meta başlığı altında Facebook'la paylaşılmasıyla ilgili. Evet. Şimdi İrlanda'daki kişisel veriler önemli de, Türkiye'deki kişisel veriler önemli değil mi? Kullanıcının hakları önemli değil mi? Yani dolayısıyla onların nüfusu kaç, bizim nüfusumuz kaç, evet, kullanım oranına bak. Oradan çekilmediler de buradan mı çekilecekler? Dolayısıyla burada eğer mahkeme kararı olursa, buna Twitter yönetiminin Türkiye'deki şubesinin uyma yükümlülüğü artık yasal olarak zorunlu diyebilirim.
Evet, şimdi tabii burada konuşacak o kadar çok başlık var ki, yani dediniz ki az önce bizi biz yapan verileri paylaştığımız bir yer Twitter. Dolayısıyla orada çok fazla kişisel verimiz var. Biz bunların çoğunlukla hangi amaçlarla kullanıldığını, çoğunlukla nelere izin verdiğimizi vermediğimizi bilemeden kullanıyoruz. Nasıl problemler yaratıyor günlük hayatta bunlar bize? Yani ucundan kıyısından birçok insan deneyimlemiştir belki ama siz içinde olarak neler görüyorsunuz buradaki? Önemi nedir kişisel verilerin korunması? Şimdi şöyle, tabii sosyal medya özellikle pandemiyle birlikte çok fazla hayatımıza girdi ve kullanım yaşı daha da düştü. Bir diğer taraftan da hiç akıllı telefon kullanmayan insanlar online sipariş vererek bir şekilde akıllı telefonlara, evet, ve tabletlere geçti ve bunun devamında da sosyal medyaya erişti. Şimdi sosyal medya aslında bizim kendi rızamızla yüklediğimiz veriler var. Ama burada şöyle bir şey var. Sosyal medyanın yanında birçok uygulama var. Örneğin çocuğunuza bir uygulama indiriyorsunuz ve bir oyun programı. Orada fotoğraf çekmesini istiyor uygulama. Orada bir soru soruyor. Diyor ki rehberine erişeyim mi? Ya da fotoğraflarına erişeyim mi? Videoya ya da sese erişeyim mi diye. Siz ona izin verdiğinizde aslında rehberinizin hepsini kendi rızanızla uygulamanın sahibi şirkete paylaşmış oluyorsunuz. Evet. Ses dinleme yapabilirler, ses kayıt yapabilirler, görüntü yapabilirler. Siz aslında bunların hepsine izin vermiş oluyorsunuz. O yüzden biz her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu farkındalık çok önemli. Mümkün olduğunca az uygulama indirin ve mümkün olduğunca az izin verin. Çünkü ve gerekli, okumuyoruz. Evet, yani okumuyoruz. O yüzden yani bir program indirdiğimizde galerimize erişmesinin ihtiyacı yoksa, zorunlu değilse bizim için vermeyelim. Evet. Rehbere ne ihtiyacı duyabilir bir uygulama? Dolayısıyla biz bunu vermeyelim. Ya da mikrofona ne diye ihtiyacı olur, bunu vermeyelim. Peki uygulamalar bunları belirtmek zorunda değiller mi? Bu bizim yasal olarak korunan bir hakkımız değil mi? Aslında şöyle, uygulamalar yüklediğinizde size bunu izinlerini soruyor zaten. Diyor ki yani ben bunu her zaman mı izin vereyim, her kullandığımda mı izin vereyim yoksa hiçbir zaman mı izin vermeyeyim diye. Bize seçenekleri var, evet, aslında. Ama burada çoğu kişi fark etmediği için yani nerede bir daha uğraşacağım, her zaman izin ver diyor ama aslında o uygulama bizi takip eder hale geliyor. Gittiğimiz yerleri, konumlarımızı da takip eder hale geliyor. Bunun şeyi şu, hani arka plandaki mantığı şu. Örneğin bir uygulama indirdiniz ve konum bilgisini de onunla birlikte paylaştınız, evet, ve rehberinin mesajlarınızı ve galerinizi onunla paylaştınız. Arka plandaki algoritmalar ve yapay zeka sizin nasıl bir alışveriş alışkanlığınız olduğunu tespit ediyor. Evet. Ya da bir AVM'de, bir mağazada ya da bir Facebook'la ilgili ne kadar sipariş verdiğinizi tespit ediyor. Çünkü siz izin verdiğiniz ölçüde, evet, onları tespit ediyor. Onları pazarlayıp şirketlere satıyor. Ya da doğrudan kötü niyetli kişilerin eline de geçebiliyor. Elbette. Bu tarz veriler. Şimdi bir kısa virgül koyalım, bir kısa reklam aramız, tamam, var. Reklama gidiyoruz, birazdan döneceğiz. Borsa İstanbul'un sunduğu piyasa analizi devam edecek. Borsa İstanbul'un sunduğu piyasa analizi devam ediyor. Kaldığımız yerden piyasa analize devam ediyoruz. Sefa Bey, sohbetimizi biz tabii reklam arasında sürdürdük ama izleyicilerimiz için devam edelim. Twitter'da bundan sonraki süreçte artık ne beklemek, nasıl bir tablo öngörmek gerekir, ne dersiniz? Şimdi Elon Musk burayı satın alır almaz tabii üst yönetimi tamamen işten çıkardı. Evet. Ve basına yansıdığı kadar da işte 7500 işçiden de 3700 kişiyi işten çıkardı. Ve bunlar için de 4 milyon dolar bir ödeme yaptığını kamuoyu ile paylaşıldı. Tabii bunlara karşı davalar açılacaktır. Onlar devam edecek ama bunları ticari olarak mutlaka riskini almıştır. Tabii burada içerikte aslında kullanıcılara yenilikler bekliyor. Bu mavi tikle birlikte bir takım işte özelliklerde artışlar var. Özellikle bu mavi tikte ilk başta kamuoyuna 20 dolar olacağı yansımıştı ama, evet, Stephen King bununla ilgili bir Elon Musk'a tweet atmıştı. Yani 20 dolar çok fazla, hani bunu biraz indirelim ve Elon Musk'a 8 dolara ne dersin diye bir tweet attı. Ve 8 dolar olarak o belirlendi. Bakalım tabii, Sayın Erdoğan eğer bir diplomatik çaba sürdürürse kaçta o nihai sonuca varacak burası? İnşallah varır tabii. Şöyle bir şey var. Tabii alım gücüyle baktığınız zaman
ortalama 8 dolar Türkiye için yüksek bir rakam. Ama Elon Musk'ın açıklamasına baktığımızda bu ücretin farklı ülkelerde alım gücüne göre farklılık gösterebileceğine evet. ilişkin bir açıklaması da var. Evet. Dolayısıyla bir iyileştirme Türkiye açısından geleceğini düşünüyoruz. Tabii burada Elon Musk'ın aslında baktığımızda yapmayı planladığı şey YouTube'a rakip bir içerik platformu oluşturmak. Bu bakımdan Mavi Tik alıp ücretli ödemeye geçen yani ödemeye yapan kişilerle ilgili olarak da mesela şu anda bir paylaşım yaptığınızda 140 saniyelik bir paylaşım yapabiliyorsunuz. Evet. Ya da işte belli bir karaktere kadar yazıp paylaşabiliyorsunuz. Ama bunu işte zaten açıkladı. Daha uzun bir metinle paylaşım yapılmasına müsaade edeceklerini ve şeyle Mavi Tik'le birlikte video yayınlamanın daha uzun olacağını ve bir takım spam mesajlardan, spamlardan, botlardan ve bir takım algoritmalardan da daha ağrı edilmiş bir şekilde evet. kullanıcıların reklamda sunacağını. Görmeyecekler. Evet, reklam daha az görecekler evet. diyelim. Yani mutlaka gösterecektir çünkü. Ama daha az göstereceklerdir. Evet. Aslında baktığımızda Twitter Blue isminde bir uygulama vardı. Yeni Zelanda'da, işte Kanada'da gibi bir takım ülkelerde. Premium paket gibi bir şey. Premium paket. Orada bir deneme sürümü vardı aslında. Evet. Orada bir yaptılar ama Türkiye'de yoktu. Şimdi onu da daha yaygın, daha spesifik bir hale getirerek kullanıcılara sunacaktır. Peki baktığımızda 240 milyon kullanıcısı olan Twitter'ın kaç tane Mavi Tik'li hesabı vardı derseniz bu rakam bildiğimiz kadarıyla 420 bin. Yani 420 bin gibi bir rakam var. 1002'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla Elon Musk da bir tüccar olduğu için bu rakamı artıracaktır ve çok rahat bir şekilde milyonlara, 10 milyonlara ulaşabileceğini ben buradan tahmin ettiğimi söyleyebilirim. Çünkü Twitter bir taraftan da hem siyasetçiler, hem sanatçılar, hem iş alanında kullanılır, hem de içerik üreticileri bakımında çok ciddi bir platform. Dolayısıyla hazır bir pazar. Bu insanlar için 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar aylık ödeme çok fazla gelmeyecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi isterseniz biraz da bu Meta'ya verilen ceza üzerinden konuşalım. Biz Rekabet Kurumu'nun verdiği cezaları aslında yakından takip ediyoruz. Yakın zamanda Google'a da benzer bir ceza kesilmişti. Meta için neler söylersiniz? Ne kadar şu an kesildi ve süreç nasıl işledi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi orada hatırlarsanız WhatsApp uygulaması ile ilgili bir güncelleme gelmişti ve WhatsApp kullanıcılarının kullanmaya devam etmeleri için bir takım izin vermeleri zorunlu hale getirilmişti. İşte şu kadar süre içerisinde bu değişiklikleri kabul etmezseniz ya da izin vermezseniz WhatsApp'ı kullanamayacaksınız diye bir bildirim göndermişti. Evet. Burada tabii Türkiye'nin çabaları aslında ses verdi ve karşılık buldu. Çok ciddi bir kamuoyu oluştu. Ben de yine bu ekranlardan da anlatmıştım bunu burada. Dolayısıyla Avrupa bir ülkelerinde olmayan bir uygulamayı Türkiye'ye dayatmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kabul etmedi. Uygulamaları da kabul etmedi. Uygulamayı kullananlar da kabul etmedi. Bu noktada hem KVKK grubu bir soruşturma açtı hem de Rekabet Kurumu. KVKK grubu buradaki elde edilen verilerin izinsiz olarak Meta ile paylaşıldığı için 1.9 milyon TL üst sınıra yakın bir yerden bir ceza verdi. Bu kişisel verilerin izinsiz olarak aktarılması ya da zorunlu kılınması ile ilgili bir cezaydı. Ama diğer taraftan Rekabet Kurumu WhatsApp İrlanda, Facebook İrlanda ve Facebook Amerika ile Türkiye'deki bir temsilcilikleri var. Sonradan ona ceza da vermediler. Dörtlü firmaya bir soruşturma açtı 2021 yılında ve yakın tarihte birkaç hafta önce de bunu sonuçlandırdı. Buna göre bu tür şirketlerin Türkiye'de hakim durumda olduğunu tespit etti. Yani sosyal içerikler yönünden, paylaşılan ortamlar yönünden hakim durumdaki platform olduğuna karar verdi Rekabet Kurumu. Elbette bu hakim durumda olmanın rekabet kanunu bakımından, rekabetin korunması sayılı kanun bakımından bir takım yükümlülükleri var. Burada hakim durumdaki şirketlerin rakiplerin piyasaya girmesini engelleyecek tedbirlerden ya da olaylardan kaçınması gerekir. Bu bir yasal bir zorunluluk. Burada Facebook Meta yeni ismiyle evet. Facebook ve WhatsApp'ın hakim durumu kötüye kullanarak rakiplerinin pazara girmesini engelleyecek bir şekilde yapı oluşturduğu için de yaklaşık 340 milyon liralık bir ceza verdi. Bu da %25 indirimle muhtemelen 60 gün içinde ödeyeceklerdir gerekçeli karar geldiğinde. %25 indirimle bunu ödeyeceklerdir ve yine Ankara'da idare mahkemesine dava açacaklardır diye düşünüyorum. Aslında baktığınız zaman bu 20 milyon dolar bile değil ya da 20 milyon euroya bile değil. Tamamen aynı konuda
İrlanda Veri Otoritesi biraz önce bahsetmiştim. Aynı şirkete aynı ihlalden dolayı 225 milyon euro ceza kesti. Evet. Dolayısıyla yani Türkiye'den 205 milyon euro daha fazla ceza kesilmesi söz konusu. Dolayısıyla bu noktada da şirketler bunları ödeyeceklerdi. Bir taraftan da faaliyetlerine devam edecektir diye söyleyebiliriz. Evet, şimdi aslında 3 dakikam kaldı. Böyle hızlıca şu konu üzerine de konuşmak istiyorum. Biz sizinle reklam arasında da konuşmuştuk. Çok fazla kişilerin isimlerinin ya da fotoğraflarının kullanıldığı kötü niyetli hesaplar var. Bunlar ciddi anlamda itibar ve prestij kaybına neden olabiliyor. Ama insanların aklındaki genel algı da biraz zaten ben bunun peşine düşsem dahi bir sonuç alamam. Çünkü temsilcilik yok, çünkü bilgi paylaşılmıyor vesaire gibi süreçler var. Hem bahsettiğiniz 34. madde bize bu anlamda nasıl bir avantaj sağlayacak? Bunu biraz konuşalım. Bunlar suç unsurları mı ve cezası var mı? Bunu da sormuş olayım size kalan son 2 dakikamızda. Evet, hızlıca toparlayayım. Şöyle 2005 yılında yapılan Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması suç. Yani bunun da cezası 1 yıldan 3 yıla kadar ve ağırlaştırmış hallerinde 4,5 yıla kadar cezalar söz konusu. Şimdi bir kişinin ismi, adı, soyadı, fotoğrafı ve buna ilişkin bir bilgileri de aslında kişisel veri. Dolayısıyla sosyal medya platformlarından bir kişinin fotoğrafını kullanarak onun ismiyle birlikte hareket ederek bir paylaşım yapılması Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç. Ama uygulamada bu tür şirketler, global firmalar Türkiye'deki kolluk kuvvetlerine, savcılığa ya da mahkemeye cevap vermedikleri için ya da muhatap almadıkları için bunlar sonuçsuz kalıyordu. Ya polis, işte emniyet bu noktada bilişim şube açık kaynaklardan tespit edebilirse bunu tespit eder ya da tespit ettiği kişiye sorarak doğruluğunu alarak itiraf olursa bir şekilde oradan soruşturma devam ediyordu. Evet. Eğer bulunamazsa da çok gidiyordu. Hızlı toparlayalım mı? Evet, ama burada 34. madde son yasayla birlikte, 34. maddeyle birlikte Türkiye'de bir temsilcilik değil artık bir şube açma zorunluluğu geldi ve artık mahkemelerde cevap verme yükümlülüğü geldi. Dolayısıyla tespit artık daha kolay. Bu sebeple bu durumda eğer bir ihlal varsa mutlaka Cumhuriyet Savcılığına avukatınızla birlikte başvurun diyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum Avukat Sefa Karcıoğlu, bu güzel sohbet ve bilgilendirmeleriniz için diyelim efendim. Piyasa analizi noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Borsa İstanbul piyasa analizini sundu.